Arkadaşlar Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Matematik Ders Kitabı sayfa 93-94 alıştırma sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Sevgili gençler ilk sorumuza dersimize başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Aşağıdaki ifadelerin eşit olduğu ondalık gösterimleri yazınız demiş. A'da gençler 0 tam %81'i öncelikle kesir olarak yazarsak 81 bölü 100 demekti. 81 kare kökten 9, kare kökten 10 olarak çıkar. 9 bölü 10'a bu da sevgili gençler 0 tam 10'da 9'a eşit olur diyelim. B'de 1 tam %44'ü kesir olarak 144 bölü. 100 olarak yazarız. Gerçi 144'ü 12, 100'ü de 10 olarak çıkartırsak. 12 bölü 10'dan 1 tam 10 da 2'ye eşittir. C'ye geldiğim zaman 0 tam 10.000'de 289'du. O halde bunu sevgili gençler 289 bölü 10.000 olarak yazarsam. 289 biliyorsunuz 17'nin karesiydi. E 10.000'de 100'ün karesidir. 17 bölü 100 olarak çıkar. bunda da 0 tam 100'de 17 şeklinde yazarız. C'ye Ç'ye geldiğim zaman 0 tam 10.000'de 196. 196 bölü 10.000 demekti. Bunu da 14 bölü 100 olarak karekökten çıkartırsak 0 tam yüzde 14 şeklinde yazabiliriz. Evet devam edelim. Şöyle ikinci sorumuzu e, sayfamızı biraz yukarı kaydıralım. Ve ikinci soruyu çözelim gençler. Ve ikinci soruda işlemin sonucu kaçtır demiş. Öncelikle ne yapıyorum? 0 tam %16'yı yazalım gençler. E, 16 bölü 100 olarak düşürürsek bunu bakın 4 bölü 10 olarak karekökten çıkartırız. 5 ile bunu çarpmam lazım. İstersek bunu şöyle 0 tam 10'da 4 diyelim. 5 çarpı 0 tam 14 diyorum artı. 15 çarpı 0 tam %36 0 tam 10'da 6 olarak karekökten çıkar. Evet kestir çizgisini çekiyorum. Ve 0 tam %25 25 bölü yüzden 0 tam onda 5 demektir. 8 çarpı 0 tam onda 5 diyorum. Artı 2 çarpı 2 tam %25 de 225 bölü yüzden 15 bölü 10 demektir. gençler. bunu da 1.5 olarak yazabiliriz. Şimdi düzenlersen 5 ile 0 tam onda 4'ü çarparsak 2 yapar. 15 ile 0 tam 10'da 6'yı çarpıyorum 9 yapar. 8 ile 0 tam 10 5 çarptım 4 yaptım. 2 ile 1 çarparsak bu da 3 yapar. O halde 11 bölü 7 olur. İşlemimizin sonucu diyoruz. Evet 3. sorumuza bakalım. Alanı 0 tam 10.144 metrekare olan karenin bir kenarı uzunluğunun alanı 0 tam %81 desimetre kare olan bir karenin bir kenar uzunluğundan kaç santimetre fazla olduğunu bulunuz diyor. işte burada birimlere lütfen dikkat edelim. O halde alanı 0 tam 10 binde 144 ise bir kenarı bulmak için bunu karekök içinde düşüneceğiz. Bunu da kesir olarak yazarsak 144 bölü 10 olarak yazıyorum. Bu da 12 bölü 100. Yani 0 tam %12 metredir. Gerçekten bunu en sonunda santimetreye çevireceğim için ne yaparız? Yüzde çarparsak Evet 12 santimetre olur. Bunun bir kenar uzunluğu. Evet diğer sayımızı da desimetre cinsinden verilmiş gençler desimetre kare. O halde bunun bir kere 0 tam %81 desimetre karedir. E bunu sevgili gençler 81 bölü 100 olarak yazarsam 9 bölü 10 olarak karekökten çıkar. Bu da 0 tam %9 desimetre olur diyoruz. E bunu desimetreyi santimetreye çevirirken 10 ile çarpmamız yeterli gençler. 10 ile çarptığım zaman bu da 9 santimetre yapar. E aradaki farkı istediği için 12'den 9'u çıkarıyorum. 3 santimetre fazla olduğunu söylüyoruz. Evet devam edelim ve şöyle dördüncü sorumuza geçiş yapalım. Evet, dördüncü sorumuzda işlemin sonucunu bulunuz demiş. 4 çarpı 10 üzeri eksi 4'ü. Öncelikle şöyle yazalım gençler. 4 çarpı 10 üzeri de eksi 4'ü payda indirsem 10 üzeri 4 olur. Evet, bunu da istersek şöyle düzenleyelim. Kare kök içerisinde 4 bölüm 10 bin demektir. Sevgili gençler bunu karekökten kökten çıkartırsak 2 bölü 100 olarak karekökten çıkar. E 16 çarpı 10 üzeri eksi 2'de 16 bölüm 10 üzeri 2'den 16 bölü 100 demektir. E bunu da karekökten 4 bölü 10 olarak karekökten çıkartırız. O halde bu ikisini topladığımı düşünürsem 2 bölü 100 artı 4 bölü 10. Burada paydayı eşitlemek için 10 genişletirsek 2 bölü 100'ü aynen yazdım. Bu da sevgili gençler 40 bölü 100 yapar. 40 ile 2'yi toplarsa 42 bölü 100 olur işlemimizin sonucu diyoruz. İstersek bunu da 0 tam %42 şeklinde yanıtlayabiliriz. Evet 5. sorumuza bakalım. Şöyle ekranımızı bir tık gerçeğe yukarı kaydırmamız yeterli. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız demiş. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır gençler bu ifade doğrudur. Her doğal sayı tam sayı, her tam sayı, her tam sayı da bir rasyonel sayıdır. Her rasyonel sayı tam sayıdır diyor. Gençler bakın her rasyonel sayı mesela 8 bölü 3 bir tam sayı değildir. Onun için bu ifade yanlıştır. Gerçek sayılar rasyonel ve tam sayılar kümesinin birleşiminden oluşur demiş. Gençler gerçek sayılar rasyonel ve irrasyonel sayıların kümesinden oluşuyor. Bunun için bu ifade yanlış olmuş. Bir doğal sayının karesi irrasyonel sayı olabilir diyor. Bir doğal sayının karesi Yine bir doğal sayıdır. İrrasyonel olamaz. Bu ifade yanlıştır. Rasyonel sayı kümesi ile irrasyonel sayıların ortak elemanı yoktur. Evet gençler bunların kesişim kümeleri olmaz. Yani ortak elemanları yoktur diyelim ve bu ifade doğrudur diyoruz. Evet şöyle 6. soruyla devam edelim. Evet, aşağıdaki ifadelerin doğal sayıya eşit olabilmesi için yani karekökten çıkabilmeleri için sevgili gençler değişkenlerin yerine yazılabilecek en küçük pozitif tam sayıları bunuz diyor. O halde küçük sayı yazacağım için şöyle düşünelim 8'i öyle bir sayıyla toplayacağım ki gençler karekökten dışarı çıkabilsin yani içerideki ifade tam kare olsun diyorum. O halde ben burada size x yerine 1 verdiğimi söylersem 8 artı 1'den bu karekök 9 olur. Bakın karekök 9 da 3'e eşittir. O halde burada x yerine en küçük olarak 1 vermem gerekiyor. Şimdi 24'ten sevgili gençler en az sayı çıkaracağım için şöyle düşünün. lazım. 24'ten küçük çünkü çıkarma işlemi olduğu için 24'ten küçük en büyük tam kare sayı 16'dır. O halde ben 16 olması için y yerine 8 yazdığımı söylersem 24'ten 8'i çıkarıyorum. Buradan karekök 16 olur. Bu da 4'e eşit olur diyoruz. Evet, şimdi 8 ile sevgili gençler z'yi çarpıyoruz. O halde ben çarptığım için 8'den büyük bir tam kare sayı elde etmeye çalışıyorum. Bakın z yerine eğer 2 verirsek 8 çarpı 2'den kare kök 16'ya eşittir. Bu da 4 olur diyoruz. Demek ki z yerine 2 sayısı gelmesi gerekiyor. 12'yi gençler t'ye böleceğiz. Ve sonucun tam kare olmasını istiyorum. O halde şöyle düşünelim. En küçük olarak mesela 12 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür şeklinde düşünelim. Bakın 1'e bölersek 12 olur. 12 tam kare değildir. 2'ye bölersek 6 olur. Tam kare değildir. Ama 3'e bölersem yani ben burada t yerine 3 verirsem 12 bölü 3 karekök 4'e eşittir. Bu da 2 olur diyoruz. Evet. Bu şekilde t'yi de 3 olarak vermiş olalım. Evet bir sonraki soruyla devam edelim. E, kare kök 24 artı a ve kare kök içerisinde 13 eksi a sayılarının e, rasyonel sayı kümesinin elemanı olabilmesi için a değişkeni yerine yazılması gereken sayıları bulunuz demiş. Sayıyı bulunuz demiş. Yani i̇şte 24 artı a'yı aynen yazdım. Diğer tarafta da 13 eksi a yazalım. A yerine Şimdi ilk ifade ben burada 1 yazabilirim sevgili gençler. Bakın 1 yazarsam 24 artı 1'den 25 olur. Burada bir sıkıntı yok. Ama ben burada 1 yazarsam bakın 13 eksi 1'den karekök 12'dir. karekök 12 bir tam sayıya ve içerideki ifade tam kare olmadığı için sonuç olarak kare çıkmaz deriz. Demek ki 1'i kullanamayız. O halde 1'den sonra sevgili gençler şimdi yani ben 1 verdiğim zaman bu 25 olmuştu. 25'ten sonraki tam karemiz 36. 36 olması için A yerine 12 yazdım düşüneceğim. Bakın 24'te 12'yi toplarsak şöyle gösterelim. Kare kök 36 yapar. Bu da 6 sayısına eşittir. Evet burada 12 sayısı olabilir. Diğer tarafta evet yine A yerine 12 yazdım düşünürsem. 13'e eksi 12. Karekök 1 yapar. Karekök 1 de 1'e eşittir. Demek ki gençler her iki şartı sağladığı için A burada 12 olmalıdır. A sayısı 12 olmalıdır diyoruz. Evet bir sonraki sorumuzla devam edelim. Evet, yanda verilen e, zemine çizilmiş e, şeklin alanı 3 tam %4 santimetre karedir. Buna göre bu şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir diye soruyor. Ya öncelikle kaç tane karemiz var? Bunu şöyle belirleyelim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tane kare var. O halde toplam alanı 19'a bölmemiz gerekir. Burada gerçekten virgülden kurtarmak için yüzde genişlettiğimi düşüneyim. Evet ne yapar? 304 bölüm. 19 çarpı bakın şöyle yazabilirsiniz. 19 çarpı 100 olarak yazalım. Hatta şöyle yazalım. 19 100 ile çarparsam 1900 olsun. Şimdi bunu yüzdeye çevirmek için öncelikle şöyle yapacağım gençler. Evet bunu yüzdeye çevireceğim. Ondan sonra karekökten çıkardığımız düşüneceğiz. 19'a sadeleştirin. Düşünürsem bir tanesinin alanı bulmaya çalışıyoruz. 304'ü 19'a bölersek 16 kalır. 1919'a bölersek 100 kalır. Demek ki bir tanesinin alanı 16 bölü 100'dür. Derse bir tanesinin alanı 16 bölü 100 ise bu alan bir tanesinin alanı. O halde bir kenar bulabilmek için kenar diyorum 16 bölü 100'ün kare köküdür. Yani 4 bölü 10 olur bir tanesinin kenarı. Peki 4 bölü 10'u Kaç tane kenarımız var? Çevreyi bulmak için bunu hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane kenar var. O halde çevre 20 çarpım 4 bölü 10 olur. Burada 10 ile 20 sadeleştir, 2 kaldı. 2 kere 4, 8 santimetre olur. Çevre, uzunlu diyoruz. Evet, devam edelim. Şöyle 9. sorumuza geçelim. Evet, 9. sorumuzda a pozitif bir tam sayı ve karekök 12 sayısı ifadesiyle karekök a çarpı ifadesinin çarpımı rasyonel sayıya eşit olduğuna göre. Yani önceki karekök 12 sayısı 4 çarpı 3 olarak düşünürsek 2 kök 3'tür. O halde biz bunu çarptığımız zaman rasyonel sayı eşit demek. Demek ki burada kök 3'lü bir ifade olması gerekir demektir. Yani a'nın kök 3'lü bir ifade olması gerekir diyoruz kök a'nın. Peki aynı zamanda 3 küçüktür kök a, o da küçüktür 7'dir diyor. Bakın şu şartımı sağlayalım. 3 küçüktür kök a, o da küçüktür 7. Burada sevgili gençler, 3 karekök içinde karekök 9 olarak, burada karekök a, 7 de karekök 49 olarak alırsak. Buradan ne istemiş gençler? Bu şartları sayılı, sağlayan a tam sayıların toplamını istemiş. Şimdi kök 3'lü bir ifade yazacağız. Ve burada karekök 9 ile karekök 49 arasında olacak. Şimdi 1 kök 3 diyemem gençler. Şöyle 2 kök 3 dediğimi düşünürsek. 2 kök için alıyorum. 4 çarpı 3'ten karekök 12 bakın bu aralıkta yer alır. O halde burada a yerine 12 gelebilir. Yani 3 kök 3 dediğimi düşünürsek. 3 kök içerisinde 9 çarpı 3 demektir. Yani karekök 27. Bakın bu aralıkta yer alır. Evet A yerine burada 27 de gelebilir. E 4 karekök 3 dersem 16 çarpı 3'ten kare kök 48 olur. Bakın bu şartımız sağlar gençler. Demek ki A yerine 48 de gelebilir. 5 kök 3 dersek kare kök 75 yapar. Kare 49'u geçtiği için onu alamayız. O halde A yerine gelecek sayıları toplarsan 12 artı 27 artı 48 e toplamları 8, 10, 17 elde var. 1, 4, 6, 7, 1 de elde 8. Toplamları 87 olur diyoruz. Ve sorumuzun yanıtını 87 olarak veriyoruz. Evet sevgili gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.